Bak şimdi ateş böceğini andık. İlhan Daner'i andık. Allah rahmet eylesin. Ötekini Allah uzun ömür versin ama bu ustaları anarken iki tanesini almadan geçmek istemiyorum. Öztürk Serengil'i. Ha. Andık tabii. Münir Özkul abi. Münir Özkul Levent Kırca. anılmaz mı? Levent Kırca. Levent Kırca. Bildat, sana şunu sormak istiyorum. Levent Kırca yaşamış olsaydı, o da çok erken vefat etti ve biliyorsun vefatından 2 gün önce biz başucundaydık Beraber. beraber. Şakalaştık hatta. Olacak o kadarı yapabilir miydi? Yok. Yapamazsın. Yapamazdı değil mi? Yapamazsın. Kenan Evren zamanı Kenan Evren taklidi yaptı ya. Tabii etek giydirdi. Evet. Taklit yapmadı. Etek giydirdi. Doğan Güreş'le Evet, ikisine, Doğan ki Güreş'le Doğan ikisi Güreş eski balık Genelkurmay tuttular. Evet. Başkanı. Bayağı ama Levent bence dünya çapında bir herifti yani. Çok. O ya Levent dedim makyajı yapmak ne kadar sürüyor dedim. 4 saatte yapıyorum dedi. Silmek 1 saat 2 saatte siliyorum dedi. 6 saat. Skeç ne kadar sürüyor dedim. Gene bir 5 dakika sürüyor dedi. 5 dakikalık skeç için 6 saatini makyaja ayırıyordu ya. Böyle yani Ya yani o Levent'in kadar çile çekti ki son zamanlarda, hayatının son zamanlarında. Ben onları hatırladıkça gözlerim yaşarıyor. Gittik ya o gün işte hastaneye yatıyor Levent ama iyi değil tabii. Uğur Levent'le konuşurken odada başhekim de vardı. Gencecik bir çocuk. Ben dışarı davet ettim onu 1 dakika. Dedim ki bize açık bir şey söyler misin yani ne kadar dedim biz Uğur'la yarın Almanya'ya turneye gidiyoruz dedim. Ne zaman döneceksiniz dedi. 3 gün turne var, 4. gün döneceğiz dedim. Bize bir gün verir misin dedim bu hastalık konusunda. Veremem dedi. Döndük biz. Birkaç gün sonra da Levent'i kaybettik. Şimdi komedyenden açıldı laf. Tabii Levent'i almadan tabii ki geçemezdik ama Münir Minerosko. Özkul. Evet. Abi bu kadar güzel şirin hikaye azdır ya. Bak bunu özellikle oyunumda anlatmak üzere sakladım ama şimdi artık milyonlarca kişi duyacak. Siz de duyacaksınız. Şimdi Kanuniger koyuyorum sahneye. Aksaray'da Luna Park gazinosu var. 1200 kişilik Osman Kavran'ın. Osman Kavran orada gazinocular kralı ve Luna Parkçılar kralı. Dönme dolaplar bilmem neler o gazinonun yanında da sirk alanı var. Çadır Medrano sirkleri, Apollo sirkleri onları getiriyor İtalya'dan. Abi oyunu koyuyorum sahneye 1200 kişilik salon. Şu anda YouTube'da 8200 izlenme sayımız var ki bu bütün haber kanallarının en üst Öyle mi diyor? sayısı. Evet. İyi, iyi ne mutlu bize ya. Ne mutlu. Ne Ne mutlu. mutlu. İyi. Onda Arkadaşlar sayesinde şöhret olacağız bu sağ ol, akşam. sağ ol. Yok onlar Tanınacağız yani göz onlar sayesinde. bebeklerimiz. Yok ya sen de 3 aşağı 5 yukarı tanınan birisin ya. Şey yapma ya. Ben valla geleceğim için umutluyum. İyi bir başlangıç yaptık bu akşam. Anlatayım o Münir Özgür. Aha. Ondan sonra abi salonda duyulmuyor ses. Geçiyorum arkaya erkek. Orası gazino olarak yapılmış. Ses duyulmuyor. Kadroya da bak. Kadroda Münir Özkul, Perran Kutman, İlhan Daner, Ali Sururi, o zamanın ünlüleri, işte Meral Zeren, efendime söyleyeyim sinemacılar, Gülistan Okan, Nihal Arda, Sümer Tilmaç, kalabalık bir kadro yani. Dans grubu filan falan. Müthiş bir Kanlıniger organizasyonu. Ses duyulmuyor. Çıktım yukarıda evi var, ofisi var Osman Kavran'ın. Karadenizlidir o. Dedim ki Osman abi bize yaka mikrofonu lazım dedim. O ne nasıl bir şey o dedi. Şu kadar bir şey dedim ama yakaya takıyorsun tamam mı? Ve bütün salon sesi duyuyordu. Bunlarla dedi şunlarla olmuyor. Abi herkes böyle elinde oynayamaz dedim. Yani bu yaka mikro.
Türkiye'ye girmesi de yasak. Telsiz kanunu çıkmamış daha. O zaman dedi, bu İtalya'da var mıdır? Olmaz olur mu dedim. Yeri Almanya, İtalya. O zaman dedi, yakında dedi sirk geliyor dedi. Ben onu getiririm dedi. Abi dedim, gümrükten geçmez. Bunlar nasıl gümrükte? Müştak dedi ya. Hangi gümrük memuru bir aslan kafesinin içine girip arama yapabilir dedi. Bir hafta sonra geldi mikrofondan abi. Allah Allah. 10 mikrofon takım. Taktık yakalarımıza. İnliyor salon harika. Fakat biz bir şeyi unutmuşuz. Bunu bilmiyoruz. Tamam mı? Frekans meselesi varmış bunların. Evet. Münir abi ilk gece daha oyun oynuyoruz. Bir Münir abi lafa başladı böyle. Aptif ya ben konuşurken böyle. 34-265 ben abi. Devam et. 34-226 ben. Devam. Abi trafik polis telsizi bize girdi. Oyunun ortasında herkes diyor ki Münir Özkul konuşuyor ama trafik polisi sesiyle. Bu lafın ne lüzumu var? Abi gül delirdik. Sonra bir teknisyen geldi. Frekans ayarı yaptı. Ve Şan Tiyatrosu'nda Adile Naşit müzikalde bu mikrofonları kullanacak. Tamam mı? Adile mikrofonunu kapamayı unutarak tuvalete giriyor. Tamam mı abi? Şan 1200 kişilikte tiyatro yapmış Egehan Bostancı. Böyle oyun da oynanıyor. O sırada onun rolü yok. Bir umum tuvalet sesleri ne istiyorsan orada. Yani şimdi sesleri burada yapmıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Gümbür gümbür inliyor salon abi. Çıkıyor Adile gel oturuyor orada, daha birinci perde bitmemiş. Diyorlar ki Adile abla sen tuvalete mi girdin? Ha evet diyor. Ha niye diyor sordunuz. Bütün salon duydu da sesleri mikrofon. Ben ikinci perde oynamıyorum diyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunları çektik, bunlarla yazıyorduk ya. Şimdi birazdan reklamlara gireceğiz ama ikinci bölümde size Müjdat'la birlikte yaşadığımız, benim sahneye çıkma kararı, birlikte çıkma kararı vermem ve çıkmadan geri almamla ilgili böyle çok polisiye sahneleri de olan avantür, çok böyle ilgi çekici bir anımız var. Onu paylaşacağım. Ayrıca çok değerli sanatçı kardeşlerimiz, MSM'den yetişen değerlerimiz bizimle birlikte olacaklar. Ve Müjdat Gezen Tele1'i kapattıracak esprilerini o bölüme saklıyor. Peki bir de Betül orada bize Atatürk'ün sevgiyi... Onu ben finale saklıyorum Betül'ü. Betül'ü finale. Müthiş bir finalimiz var. Evet. Hep birlikte tüyleriniz diken diken olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Tele1'in kurumsal reklamları şimdi ekrana geliyor.